Hatice'm niçin taşıyorsun o kağır? Ne olacak Allah aşkına Meryem abla? Nasıl ne olacak? Gebesin. Ay Güren de beni karnım burnumda sanacak. Ben Asan'ın önünde nazlanayım. Ne? Nazlanayım mı sen? Bilmiyor musun geçen de hastalandı da hayatımızı kararttı. Tete ondan öyle yapar. Ha. Değsin. Ama haydi şimdi geç içeri. Hem otur usli biraz. Haydi. Öyleyse ben gidem yemek yapam. Haydi haydi. Haydi yap. Meryem Hanım. Dilaver Bey. Sizinle konuşmak istediğim özel bir mevzu vardı. Gelin. Gelin içeri geçelim. Size bir kahve yapalım. Haydi. Sağ olun. Ben baş başa konuşuruz. Öyle istemiştim. Öyle mi? Yürüsek mi şöyle? Yürüyelim. Olur tabii. Yürüyelim Dilaver Bey. Meryem Hanım, size söyleyeceğim şey sizi çok şaşırtacak. Öyle mi? Evet öyle. Buyurun. Biliyorsunuz kaymakamlık görevimden azledildim. Bileyim, çok üzüldüm. Sağ olun. Fakat hala buradayım gördüğünüz gibi. Gitmedim. Çünkü gidemedim. Çok önemli bir mevzudan dolayı burada kaldım. Hani bunu size açıklamam çok zor Meryem Hanım. Dediğim gibi burada kaldım çünkü şimdi burada kalmamın amacı Meryem Hanım aslında nasıl desem ben çok zor durumdayım Meryem Hanım. Bu zor durumdan kurtulabilmem için yani bu sıkıntıyı üzerimden atmam için yani bana yardımcı olman Meryem Hanım uzun lafın kısası şimdi size söyleyeceğim şeyi kızacaksınız. Lütfen kızmayın. Sanmam ki kızarım. Yok niçin kızam? Ben diyorum ki biz evlensek mi? Mümkün mü böyle bir şey? Benimle ne? Evlenirsiniz mi istiyorsunuz? Evet. Hayır. Aslında tam olarak öyle değil. Öyle değil mi? Nasıl? Yani gerçek bir evlilikten bahsetmiyorum. Meryem Hanım, biz burada bir gazete çıkaracağız, biliyorsunuz. Fakat bu çok gizli bir bilgi. Ve bu işin içinde benim olduğum bilinmiyor. Kaymakamlık görevimden alındığıma göre burada kalabilmek ve kimsenin şüphesini çekmemek için yani insanlara sizinle evlenmek istediğimi böylece bu benim bahanem olacak ve böylece kimse benden şüphelenmeyecek.
Meryem'in iyi misiniz? İyi mi? Meryem Hanım. Affedersiniz. Yok yok bir şey. Ben çok özür dilerim. Gerçekten böyle beni yanlış anladınız. Ben anlatamadım. Meryem Hanım. Sözümü geri alıyorum. Ben giden kaymakam bey. Çamaşır koymuş idim de. Ona bakar. Meryem. Lütfen beni affedin. Lütfen affedin. Ben bu konuştuklarımız hiç olmamış gibi düşünelim. Hiç konuşmamış gibi olalım. Ben olur mu? Meryem abla. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.